Tekeköy Belediye Başkanı Hasan Tokar da son günlerde gündeme gelen hibe araç konusuyla ilgili olarak habere açıklamalarda bulundu. Konunun gündeme gelmesinin art niyetli olduğunu ifade eden Tokar, "Bizlere güvenerek başa getiren halkımıza karşı utanacağımız hiçbir şey yapmadık." diye konuştu. Türkiye'de binlerce belediye vardır ki bu tür hibeleri alan ama maalesef bunlarla alakalı hiç bir eleştiri olmayan, bunun bu hibe aracın bu kadar gündem yapılmasının tabii altında başka sebepler var. Yani belediyelerimizin kimi zaman basın yayın kuruluşlarıyla çalışmalarında karşılayamayacak oldukları bir takım talepler olur. Hem vicdani açıdan hem de kamu görevi yürüttüğünüz görev açısından taşıyamayacak olduğunuz, karşılayamayacak olduğunuz talepler olur. Ben bu konuda biraz yeniyim. 2 yıllık belediye başkanıyım ama acemi değilim. Aksiliğim de olabilir bu konularla alakalı. Benim en büyük görevim yönetmekle mükellef olduğum 50 bin nüfuslu ilçenin haklarını korumak. Bu noktada şunu samimi söylüyorum. Beni bu göreve başta layık görenler önce Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere bugün Tekeköy'de oy kullanan bütün 50 bin nüfuslu insanlara karşı bir sorumluluğum var. Şunu bilsinler ki Allah'a şükürler olsun, zerre kadar onların o güvenine leke sürecek hiçbir şeyin içerisinde canım pahasına dahi olmam. Kendilerinden önceki dönemlerde de kendi dönemlerinde de bu tür hibe araçlar alındığını ifade eden Başkan Tokar, ismi geçen sanayi kuruluşları ilçemizi çok değerli hale getiren sanayi kuruluşlarıdır dedi. Önce ismi geçen firmalarımızla alakalı. Bunlar çok ciddi sanayi kuruluşlarıdır. Tekeköy ilçesini çok değerli, çok önemli ilçe haline getiren bu sanayi kuruluşlarıdır. Ama bunlarla birlikte yaşamamız gerektiğini defalarca sizlerin de şahit olduğu gibi söyleyen yine benim. Ben bu ilçenin haklarını hangi kuruluş firma olursa olsun ne sağlığını ne yaşam standartlarını kimseye tehdit ettirmem. Bununla alakalı sınavını da geçmişte vermiş bu ilçenin bir evladıyım. Gerek mobil santral eylemlerinde gerekse Tekiköy'ün yaşadığı kirliliklerle alakalı her türlü vermiş bir arkadaşınızım. Ama şunu iddia ederek söylüyorum. Bugün Tekiköy'ü kirli göstermeye çalışan arkadaşların zihinleri kirli. Bakın, şimdi geçmişte bu adı geçen firmamızla alakalı Büyükşehir Belediye'mizin denetleme ortaklık payı alırız biz. İmar uygulaması yaparız. Buradan denetleme ortaklık payı alırız. Bu denetleme ortaklık payı %40 maksimumdur. Burada geçmişte %34 ile bir imar uygulaması yapılmış ve Büyükşehir Belediye'miz burada %34 denetleme ortaklık payı almış. Burada bakanlık resmen bir uygulama yapmış. Bununla alakalı teknik bilgiye ben sahip olduğumu, herhalde bu ilçede seçilmiş ve üçüncü kez, 2 kez seçim kaybetmiş ama Türkiye'de üçüncü kez bu göreve layık görülen tek belediye başkan adayı olarak herhalde Allah'a şükürler olsun bununla alakalı da bir tecrübeye sahip olduğum aşikardır. Beni hep söylediğim gibi bir daha tekrarlayayım. Bu göreve layık görenleri mahcup etmemek hayattaki en büyük duamdır.